Önceki günkü güçlü kapanışın ardından beklentilerin altında gelen özel sektör istihdam raporu ile birlikte Amerika endeksleri dün güne değer kayıplarıyla başladı. Piyasaları önceki gün heyecanlandıran 908 milyar dolar değerindeki teşvik paketi söylentileri çok süre geçmeden Cumhuriyetçilerin Senato üyesi McConnell tarafından kaybedecek zamanımız yok denerek geri çevrildi. Kapanışa doğruysa Demokrat kanat sözcüsü Pelosi'nin bahsedilen tutarın müzakerelerin temeli olması gerektiğini söylemesinin ardından Amerika endeksleri artıya geçti. New York Times'ta yapılan haberde Biden, Çin Cumhuriyeti'ne Trump yönetimi tarafından uygulanan gümrük vergilerinin hemen ortadan kaldırılmayacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Seçilmiş başkan, mevcut ABD-Çin anlaşmasını gözden geçirdikten sonra Avrupa'da Asya'daki geleneksel müttefiklerle tutarlı bir strateji geliştirmeyi planlıyor. Dow Jones ve S&P 500 kapanışa doğru gelen alımlarla gün içindeki kayıpları geri aldı ve günü %0.2 civarında primlerle sonlandırmayı başardı. Nasdaq ise seansı yatay kapattı. İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısını acil kullanım için onay vererek aşılamaya başlayacak ilk ülkelerden biri oldu. Önümüzdeki hafta bakım evlerinde yaşayan yaşlıları ve sağlık çalışanları İlk etapta hedefleniyor olacak. Merkel, Amerika seansının kapanışına doğru Almanya'nın kısmi karantina önlemlerini 10 Ocak tarihine kadar devam ettireceğini belirtti. DAX ve Eurostoxx 50 günü sırasıyla %0.52 ve %0.11 oranında değer kayıplarıyla tamamlarken, FTSE 100 gelişme ışığında pozitif ayrıştı ve günü %1.23 oranında artıda tamamladı. S&P 500 endeksinde yer alan 10 sektörün altısı değer kazanırken Petrol fiyatlarındaki görülen toparlanmaya paralel enerji hisseleri %3.15 oranında değer kazandı ve endeksi yukarı taşıdı. Sanayi ve gayrimenkul hisselerinde sırasıyla %1.38 ve %1.12 oranında gerçekleşen satışlarsa endeksi baskıladı. İngiltere'nin aşı kullanımını onaylamasının ardından Pfizer ve Biontech hisseleri günü sırasıyla %3.53 ve %6.21 oranında değer kazanımlarıyla tamamladı. DAX endeksinde yer alan 10 sektörün 3'ü günü artıda tamamlamayı başarırken, altyapı sektörüne %1.39 oranında gelen alımlar endeksi destekledi. %1.25 civarında sanayi ve sağlık hisselerinde görülen satışlarsa endeksi aşağı çekti. Volkswagen CEO'sunun Audi'yi elektrikli otomobil pazarında daha rekabetçi olabilmek için merkeze koyduğu stratejinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Audi, önümüzdeki 5 yıl içinde elektromobilite ve hibridizasyonu desteklemek amacıyla yaklaşık 15 milyar euro değerinde yatırımlarda bulunacak. Endekste görülen satıcılı havayla birlikte şirket hisseleri günü %0.39 oranında ekside tamamladı. BMW daimlerse ve Daimler ise sırasıyla %0.6 ve %0.09 oranlarında değer kaybetti. Amerika haftalık mortgage başvuruları ve önceki %3.9'luk artışın ardından %0.6 düşüş olarak açıklanırken özel sektör istihdam raporu 440 binlik tahmin yerin altında 307 bin olarak duyuruldu. Avrupa tarafında paylaşılan önemli bir ekonomik veri ise olmadı. Piyasalar bugün Amerika'nın açıklayacağı haftalık işsizlik başvuruları ve kasım ayı hizmet endeksi verilerini takip ediyor olacak. Avrupa Birliği bölgesinin bugün paylaşacağı Ekim ayı perakende satışları ise Avrupa tarafında öne çıkan ekonomik veri. Amerikan doları G10 para birimlerine karşı karışık bir günü geride bıraktı. Teşvik paketine yönelik haberler dolar üzerinde fiyatlandı. Dolar endeksi gün içinde en yüksek 91.5 seviyesini görmesine karşın Amerika hisse senedi kapanışına doğru 91.08 seviyesinde hareket etti. Euro-Dolar paritesi son günlerdeki güçlü performansını bugün de sürdürdü ve kapanışa doğru 1.21 seviyesinde işlem gördü. Gün içinde görülen en düşük seviye ise 1.20.40 oldu. Kurun olduğu seviyeler 2018 Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviye olarak göze çarpıyor. Sterlin ise Brexit sonrası tarafların yürüttüğü ticari anlaşmaya yönelik çıkan haberler ışığında hareket etmeye devam ediyor. Uzun süredir temel ayrılıklar olarak öne çıkan rekabetçi ortam isteği ve Birleşik Krallık sularındaki balıkçılık çıkmazı devam ediyor. AB'nin baş müzakerecisi Michel Barnier'in anlaşmanın garanti olmadığını söylemesinin ardından kur değer kaybetti. Sterlin dolar paritesi 1.34 seviyesinin altına düştü ve Amerika piyasalarının kapanışına doğru 1.33.6 seviyesinde hareket etti. Mali destek paketiyle önceki gün hareketlenen spot altın dün de momentumunu korudu. Pakete yönelik Cumhuriyetçilerin senato üyesinin takındığı olumsuz tavır altın üzerinde negatif fiyatlanmadı. Değerli metal gün içinde en düşük 1807 seviyesini görmesine karşın Amerika kapanışına doğru 1828 seviyesinde %0.7 oranında primlerle işlem gördü. Elemi metallerde satıcılı bir gün geride bırakıldı. 3 ay vadeli alüminyum, bakır ve çinko kontratları sırasıyla %0.46, %0.28 ve %0.81 oranlarında değer kaybetti. OPEC'in Basra Körfezi ihracatçıları geçen ay, Haziran ayından bu yana görülen en az petrol sevkiyatını gerçekleştirdi. Bugün tekrar toplanması beklenen OPEC üyeleri piyasa tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. WTI ve Brent aktif vade kontratları Amerika seans kapanışına doğru primlerle sırasıyla 45.1 dolar ve 48.11 dolar seviyelerinden işlem gördü. Amerika'da teşvik paketi görüşmelerinin tekrar gündeme gelmesi 10 yıllık tahvilleri baskılıyor. 10 yıllık getiri yaklaşık 2 bas puan artarak 0.94 seviyelerinden işlem görürken gün içerisinde 0.9650 seviyeleri test edilmişti. Avrupa tarafında ise daha karmaşık bir seyir var. Almanya, Fransa ve İngiltere 10 yıllık getirileri hafif yükselirken İtalya 10 yıllık getirisinde ise yaklaşık 4 bas puanlık bir geri çekilme söz konusu. Türkiye tarafında ise olumlu bir hava vardı. 5 yıllık CDS yaklaşık 10 puanlık geri çekilme ile 375 seviyesine gerilerken hazine kıymetlerinde de hafif primler dikkat çekiyor. Ekim ayının ortasında ihraç olan 5 yıllık kıymetin getirisi %5 seviyesine kadar gerilerken daha uzun vadelerde ise sınırlı yükselişler vardı. Şirket kıymetleri ise oldukça yata işlem görmeye devam ediyor. Dün ihraç olan Vakıfbank kıymeti gün içerisinde hafif primli işlem görse de kazanımlarını geri vermiş durumda ve yata işlem gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl vadeli dolar cinsi ihracı %6.60 getiriyle gerçekleşti. İhraç büyüklüğünün yaklaşık 4 katı talep gerçekleşti. Belediyenin uzun süre sonra ilk ihracının olması talebin güçlü olmasında etkili olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.